Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İsmim Ümit. CrossFit IT Okulu'nda AVC DevOps kursumuzda DevOps hocalığı yapıyorum. Bugün popüler konulardan ChatGPT eminim duymanız yoktur. ChatGPT'yi DevOps'ta nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili bir workshop yapacağız. Belki de herkesin merak ettiği soruyu sonda cevaplamayı düşündüğüm soruyu şimdi baştan cevaplayayım. Endişenizi gidereyim. Birçok insan ChatGPT'nin IT dünyasındaki birçok insanı işinden edeceğini, birçok IT pozisyonunun risk altında olduğunu düşünüyor ama şunu garanti edebilirim. En azından DevOps'çılar olarak bizler herhangi bir risk altında değiliz. Bugün ChatGPT'nin 3.5 versiyon 3.5 numaralı versiyonunu kullanacağız. Malum şu an en güncel versiyonu 4 ancak o ücretli bir versiyon. Sizlerin yani şu an herkesin erişebileceği versiyon 3.5 olduğu için bugün bunun üzerinden workshop yapacağız. Tabii DevOps olarak bizlerin endişelenmesine gereken bir durum yok derken şu anki mevcut versiyon 3.5'tan bahsediyorum. Yoksa 4, 5, belki 6, 7 onunla birlikte tabii ki bir şeyler değişebilir. Ama şu an için endişelenecek hiçbir durum yok. ChatGPT'nin herhangi bir DevOps'çunun işini yapması şu an için kesinlikle söz konusu değil. Bunun birçok sebebi var. Belki sizler de internetten araştırmışsınızdır. Neden ChatGPT şu an için bir DevOps olarak bizim işin elinden alamaz? Bir, DevOps nispeten diğer IT alanlarına kıyaslayınca, yani bir development'a, data science'a, siber güvenliğe, buralarla kıyaslayınca nispeten çok yeni bir alan. Kaynak sınırlı. ChatGPT biliyorsunuz düşünen bir sistem değil. Ezberci bir sistem. Çok hızlı bir şekilde anlık olarak milyonlarca kaynağı tarayıp bunların özetini çıkarıp kenarda tutabiliyor. Daha sonra hızlı bir şekilde bunlara başvurup bizim sorduğumuz sorulara cevaplar üretmeye çalışıyor. Düşünen bir sistem olmadığı için kaynak sınırlı olduğundan dolayı DevOps konusunda da bilgisi sınırlı. Bu açıdan belki önümüzdeki 5-6 sene daha hani versiyon 5-6 olsun. 5-6 sene daha önümüzde muhtemelen rahat olabiliriz. Çünkü dediğim gibi göreceli olarak yeni bir alan, best practice'ler daha yeni yeni oturuyor. Çok fazla tool var ve her geçen gün yeni bir tool piyasaya çıkıyor. Trendler hızlı bir şekilde değişiyor. Bu çerçeveden bakınca bizim koltuğumuz uzun bir süre daha rahat, risk altında değil. Bu konuda endişeniz olmasın. Bir diğer husus, neden risk altında değiliz? Şimdi ChatGPT'nin 3.5 nolu versiyonu malum internetteki dokümanları tarayarak kendisine bir bilgi kütüphanesi oluşturuyor demiştim. 3.5 nolu versiyon Eylül 2021'e kadar olan kısmı tarayıp arşivine atmış durumda. Takdir edersiniz ki DevOps çok hızlı gelişen bir alan. Neredeyse 2023'ten beri 2,5 seneye yakın vakit geçti. Bu süreçte birçok tool mesela Docker, Kubernetes, Terraform bunlar son 6 ay içerisinde major değişiklikler yayınladılar. Major güncellemeler yaptılar. Bununla birlikte eskiye yönelik olarak bazı fonksiyonlarda manifest dosyalarında deprecated'lar oluştu. ChatGPT bunlardan habersiz. Ben ChatGPT ile yaptığım bu workshop sırasında yaptığım çalışmalarda denemelerde şunu gördüm. Mesela Terraform konusunda şu an güncel AWS Provider, biz AWS üzerine çalışacağız bugün. AWS Provider versiyonu 5'in üzerine çıktı. Ancak ChatGPT'nin kullandığı Terraform dosyasındaki AWS Provider versiyonu 4'ün altında. Çünkü deprecated olmuş resource'lar kullanıyor. Bundan dolayı tabii ki dosyalar müdahale gerektiriyor bizler tarafından. Doğrudan çalışması mümkün değil. Şunu da söyleyeyim
Hiç DevOps bilmiyorsanız ChatGPT ile işinizi yapmanız imkansız. Az biliyorsanız çok ama çok zor. Belli bir bilgi birikimine ve belli bir tecrübeye sahip olmanız lazım. ChatGPT bizim işimizi yapacak seviyede kesinlikle değil şu an. Ama sahip olduğu hız ve bizden çok daha fazla kaynak taraması yaptığı için küçük işlerimizde bize yardımcı olabilir. Aslen DevOps'çu olarak yani sözün özü bizlerin işini yapmaktan çok bizlerin verimliliğini artırmaya yönelik biz ChatGPT'yi kullanabiliriz. Bugünkü workshop'ımızda mezun arkadaşlarımızdan birine verilen gerçek bir interview testini ChatGPT'ye yaptırmaya çalışacağım. Yaptırmaya çalışacağım diyorum çünkü biraz spontane ilerleyecek. Aynı prompt yazsanız bile farklı sonuçlar üretiyor ChatGPT. 10 cevaptan belki 6'sı 7'si çalışmıyor. Belli bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olmadan ChatGPT tehlikeli bir tool. Çünkü sizi yanlış yönlendirebilir, hatalı konfigürasyon dosyaları üretebilir. Hatta çalışan sistem üzerinde bu dosyalarla çalışmaya çalışırsanız telafisi zor hasarlara sebep verebilir. O yüzden ne yaptığınızı çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü mesela ChatGPT ile ilgili IT dünyasında önemli bir yere sahip bir isim geçen günlerde şöyle bir şey söylemişti. Evet, ChatGPT bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Başta da söylediğim gibi ChatGPT düşünen bir sistem değil. Sadece bizden çok daha fazla makale okumuş, dokümantasyon karıştırmış, bunların özetini çıkarmış. Hafızası bizden çok daha iyi. Bu kaynakları tarama hızı bizden çok daha iyi. Öğrenmekseniz bir konuda çok güzel, hatta gayet anlaşılır bir şekilde açıklamalar yapabiliyor. Bu yönü güzel. Mesela Docker file nedir diye sorduğunuzda, mesela şuradan örnek olarak çok anlaşılır, açık bir şekilde bunun tanımını bize yapabiliyor ve gayet süratli bir şekilde. Yazdırdığınız dosyalarla ilgili script olsun, bir konfigürasyon dosyası olsun, bir manifest dosyası olsun, oradaki satırların açıklamalarını çok güzel yapıyor. Size verdiği ürünle ilgili size bakan müdahaleleri hangi satırlarda olması gerektiğini yine ürünün altına not olarak yazıyor. Mesela script yazıyor. Script'teki şu satırı kendi dilediğiniz değerle değiştirin gibi tavsiyelerde bulunuyor. Bu açıdan gerçekten güzel. Mesela mülakatlarda tabii o mülakat heyecanıyla yapılabilir mi bilmiyorum ama karşıdaki kişiye bir soru sorduğunda hemen soruyu ChatGPT'ye yönlendirip buradan gelen cevaptan faydalanabilir. Ama tabii ki Docker file bilmiyorsanız mülakat sırasında buradan hemen Docker file öğrenip anlatmanız mümkün değil. Docker file hakkında bilginiz olacak. Belki aklınıza gelme bir iki trick kısmını buradan hemen görürsünüz. Mesela comment ile entry point instruction arasındaki fark nedir diye bir soru geldi. Hemen bunu yazıp buradan çok kısa bir iki cümleyle bunu özetleyebilirsiniz. Özetleme kısmı güzel. ChatGPT ile ilgili bir diğer eleştiri. Bir sorunla gittiğinizde o soruna yeni bir bakış açısı getirmiyor. Hatta çoğu zaman dolaylı yollardan çözümler sunuyor. Hızlı ve direkt çözümler ve ihtiyaç duyduğunuz bir durumda sizlere çok yardımı olmuyor. ChatGPT'yi mülakatlarda verilen testleri çözmek için kullanabilirsiniz. Ancak burada da çok komplike testlerde testi iyi analiz etmeniz lazım. ChatGPT'ye komple bir testi yaptırmak mümkün değil şu aşamada. Şu anki versiyonunda bu mümkün değil. Testi çok iyi analiz edip isterleri güzel çıkarıp küçük küçük testlere bölüp hani divide and conquer diye bir söz vardır. Bu IT alan dahil hayatın birçok alanında geçerli. Böl ve fethet. Testi ufak alt testlere bölüp her bir testi tek tek ChatGPT'ye yaptırıp kontrolünü yapıp çalıştığını gördükten sonra bunları biz bir araya getirmeliyiz. Çünkü ChatGPT de
Bazen mesela script yazıyorsunuz. Tamam, güzel yazıyor. Şurasını düzelt, burasını düzelt diyorsunuz. Düzeltiyor. Ondan sonra hadi bu script'i bir konteynere atlıyorsunuz. Docker file yazıyor. Ondan sonra bunu bir Docker Compose veya Kubernetes cluster'ına deploy ediyorsunuz. Manifestosunu hazırlıyor. Sonra geriye dönük olarak ya şu Docker file'da şurayı düzelt diyorsunuz. Ondan sonra eski çalışan Docker file'ı yerine bambaşka bir Docker file getirebiliyor. Dolayısıyla geriye dönük olarak düzeltmelerde de ChatGPT'nin düzelttiği satırları dikkatli incelemek lazım. Bugünkü çözmeye çalışacağımız, yani ChatGPT'den yardım alarak çözmeye çalışacağımız task ekranda olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi ChatGPT, bir de şunu da açık daha koyayım. Yapay zeka diyoruz ama aslında internet taraması yaparsanız ChatGPT veya türevi tool'lar bir yapay zeka aracı olarak geçmiyor. Yapay zeka deyince insanların aklına internetteki sınıflandırmalarda hep mesela Kasparov'u yenen IBM'in Deep Blue isimli süper bilgisayarı geliyor. Veya Dünya Go şampiyonunu yenen Google'ın AlphaGo yazılımı geliyor. Bunlar yapay zeka olarak sınıflandırılırken ChatGPT veya text'ten işte müzik yapan, resim yapan, video üreten envai çeşit uygulamalar. Bunlar NLP uygulamaları olarak geçiyor. Doğal dil işleme. Natural Language Processing. Yani ChatGPT'den önce, yani tabii ChatGPT'nin NLP konusu aslında çok yeni bir konu değil. 2000'li yılların başında NLP uygulamaları vardı, çalışmaları vardı. Ama çoğu zaman işte NLP'den önce bizim kullandığımız arama motorları veya sesli asistanlar anahtar kelimeler üzerinden bizlere yardımcı olmaya çalışıyordu. Ve bu en son kurduğunuz cümle veya yazdığınız cümle üzerinden işlem yapıyordu. Önceki yazdıklarınızla arada bir bağlam kuramıyordu. Mecazi anlam nedir bilmiyordu. Yani en basitinden mesela WhatsApp dediğinizde, hani İngilizleri, Amerikalıların selamlaşma ifadesi WhatsApp dediğinizde doğal dil işleyen uygulamalar bunun bir selamlaşma ifadesi olduğunu bilip buna göre bir cevap verebilirken anahtar kelimelere göre işlem yapan uygulamalar saate bakarsa gündüzse WhatsApp denizde güneş var der. Yukarıda güneş var. Gece ise ay var der gibi böyle. Bu NLP uygulamaları 2000'li yılların başlarında, 2001-2002 yıllarında ortaya çıktı. Öğrenen algoritmalar geliştirildi. Bununla birlikte 2010 yılından itibaren doğal dil işleyen tool'lar ortaya çıktı. Aslında biz ChatGPT biliyoruz ama ChatGPT ve ChatGPT'nin türevi onlarca tool var. En popüleri ChatGPT olduğu için şu an hepimiz bunu biliyoruz. ChatGPT ve bu türevi tool'ların en büyük avantajı bizim yazdığımız cümleleri devrik de olsa, gramer açısından hatalı da olsa oradaki kelimelerin diziliminden çok, kelimelerin anlamından çok bizim ifade etmek istediğimiz şeyi anlamaya çalışıyorlar. Ve sohbetin en başından beri önceki kurulan cümlelerle aralarda bağlamlar oluşturarak bizim niyetimizi tam olarak anlamaya çalışıyorlar. Bu açıdan NLP tool'ları gerçekten çok büyük yol kat etti. Yani önümüzdeki belki 10 yıl sonra hayatımızın gayet alışkın birer parçaları olacak bunlar. Şu an nasıl ki akıllı telefonlar hayatımızın oldukça sıradan bir unsuru. Bütün günlük işlerimizi onlarla yapıyoruz. Bu tarz uygulamalar da hayatımızın her alanına girecek. Bundan kaçış yok. Bizi hayatı kolaylaştıracak şeyler. Evet. Şimdi TESK'e geçersek arkadaşlar. TESK'i ben şöyle özetleyeyim. Burada tabii ki bir workshop'ın süresini çok aşmamak için sadeleştirme yaptım. TESK özetle şunu istiyor bizden. Python, Java, Node.js veya Golang kullanarak bir tane script yazalım. Bu script AWS üzerindeki bir S3 bucket'a içeriği önemli olmayan bir dosya oluşturup bu bucket'a yazsın. Ve bu işlemi her 5 dakikada bir yapsın. Dosyayı yazarken de dosyanın ismi olarak dosyanın oluşturduğu tarih saati yazsın. Bucket'a atılan dosyalar 24 saat süresince bucket'ta kalsın. 24 saat sonra silinsin.
Bu script bir Docker konteyner içerisinde çalışsın. Daha sonra bu script'i Terraform aracılığıyla AWS üzerinde bir S3 bucket oluşturup, bir instance oluşturup onun içerisinde çalıştıracağız. Yani tüm sistemi otomatize yapacağız. Tek bir Terraform apply komutuyla AWS üzerinde S3 ve EC2 resource'lar oluşacak. Yazılan script EC2 içerisinde çalışacak ve 5 dakikada bir S3 bucket'a dosya kaydedecek. Ve bu kaydedilen dosyalarda 24 saat sonra silinecek. Şimdi mesela direkt bu task'i alıp ChatGPT'ye yazalım. Bakalım ne anlayacak, ortaya ne çıkaracak. Bu şekilde çözüm çoğu zaman imkansız. ChatGPT bu derecede gelişmiş değil. Ama yine de deneyelim, ortaya çıkan ürünü inceleyelim. Ondan sonra nasıl bir yol izlememiz lazım ki ChatGPT bize bu testi çözmemize yardımcı olsun. Evet. Testi özetlemiş. Local Development Environment ayarla. Python script yaz. Dosyaları S3'e atsın. Terraform dosyası oluştur. S3 bucket oluştursun. Docker file'la uygulamayı konteynerize et. Daha sonra da bu konteyneri çalıştır. Lokal environment'ımıza şu tool'ların yüklü olması gerektiğini söylüyor. Evet, benim şu an lokal bilgisayarımda Python ve Terraform var. Docker kendi lokal bilgisayarımda yüklü değil ama ben bugün burada ürettiğimiz testleri AWS üzerinde ayağa kaldırdım. Bir EC2 üzerinde test edeceğim. Evet, Python scriptine bakıyoruz. Bir kere AWS resource'u kullanacağım için Python'da Bototree kütüphanesini kullanması lazım. Tamam, burası doğru. DateTime kütüphanesini kullanacağız çünkü dosyaların prefiksine yani ismine oluşturulduğu tarih saati eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla DateTime kütüphanesi de kullanması lazım. Giriş güzel. Bu arada script yazarken gerçekten çoğu zaman doğru bir scripti script'i doğru bir şekilde oluşturuyor. Belki de bizim en çok faydalanacağımız kısım DevOps'çular olarak ChatGPT'de buna script yazdırmak olacak. Bizim işimiz malum otomasyon. Otomasyonda ufak scriptler yapıyoruz. Bu aşamada script yazma konusunda ChatGPT gerçekten iyi. Çünkü internette o kadar çok kaynak var ki GitHub'ı düşünün veya diğer source code management tool'ları düşünün. On milyonlarca satır kod var. GitHub'ın Copilot var biliyorsunuz. Copilot uygulaması da GitHub'daki kodları tarayarak size kod yazmada yardımcı oluyor. Dolayısıyla kod yazma konusu şu anki NLP tool'larının başarılı olduğu bir alan. Tabii ki yine bir developer'ın işini elinden alabilecek seviyede değil. Yani oturup bir atıyorum mesela mobil uygulama yaz, WhatsApp gibi internet üzerinden konuşalım, mesajlaşalım, görüntülü görüşelim deseniz bunu yapamaz. Ama bu uygulama içerisinde ufak testleri yazdırabilirsiniz. Troubleshooting konusunda çok başarılı değil ama yeri geldiğinde troubleshooting de yaptırabilirsiniz. Mesela kod yazdınız, bir hata alıyorsunuz. Bu hatanın sebebini sorabilirsiniz. %60-70 ihtimalle doğru bir teşhis koyuyor. Evet, Bototree kütüphanesini kullanıyor. Bototree dediğim gibi AWS'nin Python için geliştirdiği SDK'sı, Software Development Kit'i. Burada iki tane fonksiyon yazmış. Birisi dosya oluşturuyor, diğeri de dosyayı S3 bucket'a gönderiyor. Dosyanın ismine yıl, gün, yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye olarak koyuyor. Sonuna da file.txt koyuyor. Dosyanın içeriği boş, herhangi bir şey oluşturmamış bakın. Şimdi mesela önceki denemelerinde kendisi dosyanın içerisine örnek bir şeyler koyuyordu. Hello World yazıyordu veya this is a dummy file yazıyordu. Ama burada dosyanın içeriğini boş bırakmayı tercih etmiş. Daha sonra Bototree kütüphanesini kullanarak S3'ye dosyayı upload ediyor. Evet, testte verilen bucket ismi bu. Testteki bucket ismini buraya koymuş. Daha sonra bu fonksiyonu çağırarak
Evet, script çalışıyor gibi görünüyor ama script'te best practice'ler eksik. Buraya geleceğiz. Terraform'a bakıyoruz. Evet, yani gördüğünüz gibi bomboş bir Terraform. Belki de şu an kadar karşılaştığım en boş Terraform. Bakın sadece bir bucket oluşturmuş. Tabii şu an nasıl bir çözüm üretti? Ben lokal bilgisayarımda script'i çalıştıracağım. Onu konteynerize edeceğim. Terraform sadece S3 bucket oluşturacak. Bu kısmı anladı. Ama burada da bakın şunu dikkatinize çekmek istiyorum. Evet, S3 bucket resource'u kullanıyor. Güzel, doğru. Ama şu property AWS Terraform Provider'ın versiyon 4'ten önceki eski versiyonlarında kullanıyordu. 4'ten önceki eski versiyonlarında. Yeni versiyonda ayrı bir resource var. S3 Bucket Lifecycle Configuration diye. Lifecycle Rule Configuration diye. Ayrı bir resource olarak yapılması lazım. Şu şekilde güncel bir AWS provider'la bu işlemi yapmaya çalışırsanız hata alırsınız. Mesela bakın işte ChatGPT'nin eksiklerinden biri. Bu güncellemeden haberi yok ki bunun üzerine kaç güncelleme geldi ve bu property artık deprecated oldu. Hala kullanılıyor. Eğer düşük versiyon provider alırsanız sıkıntı yok. Ama güncel versiyonda kullanırsanız hata alacaksınızdır. Burada işte tecrübe önemli. Yani evet, Terraform bilseniz bile çok haşır neşir değilseniz, güncellemeleri takip etmiyorsanız ve her gelen güncellemeler, özellikle major güncellemelerle, biliyorsunuz major güncelleme versiyon numarasının en başındaki rakamın değişikliğiyle oluyor. Eğer böyle en başındaki rakam değişiyorsa o major güncelleme mutlaka bakmak lazım. Ne yenilikler geldi? Eskiye dönük olarak deprecate olan fonksiyonlar, özellikler var mı? Geriye dönük olarak hangilerini destekliyor, desteklemeye devam edecek? Bunlara mutlaka bakmak lazım. Evet, herhangi bir EC2 oluşturmamış. Polis yok, rol yok, security grup yok. Sadece bir S3 bucket oluşmuş. Bu da eski versiyon provider'a göre yaptığı için bu da hatalı. Girelim Docker file'a. Evet, Python 3.9 imajı kullanmış. Uygulamayı içine atmış. Bototree'yi yüklemeyi yapmış. Ondan sonra da uygulamayı çalıştırmış. Docker konteyneri build etmek için evet bu CLI komutunu kullanıyoruz. Konteyneri ayağa kaldırmak için bu CLI kullanıyoruz. Buralar doğru. Evet. Bakın her 5 dakikada bir dosya üretip onu bucket atacak bir mekanizma kurmamış. Burada benim verdiğim testten bu cümleyi almış ama testin içerisinde bakın ne uygulamanın içerisinde 5 dakikada bir saati kontrol edip dosya oluşturup bunu bucket atacak bir mekanizma var. Ne Docker file içerisinde böyle bir mekanizma var. Yani bu ne yapacak? Bu uygulama çalışacak. Python bir tane dosya oluşturacak. Ether Bucket'a yükleyecek. Ondan sonra çalışmasını durduracak. İçerisindeki çalışma dur Python çalışmayı durdurunca ne olacak? Konteyner çalışmayı durduracak. Bundan sonra bir daha da S3 Bucket'a dosya atmak mümkün olmayacak. Yani her ne kadar açıklamada bunu yaptığını iddia etse de gördüğünüz gibi ortaya çıkan üründe bunu yapan bir mekanizma yok. Bir de bu mekanizmayı yapmak için birden fazla yöntem var. Bu yöntemi de en iyi yöntemi seçmek lazım. Bir best practice kullanmak lazım. Mesela şu an sizler de kafa yorun. 5 dakikada bir dosya üretip S3 Bucket'a nasıl atarım? Ve bu S3 Bucket'a attığım dosyayı 24 saat sonra nasıl silerim? Buraya geliyoruz. Evet. Bakın, Terraform için AWS credential'ların uygun bir şekilde ayarlı olduğundan emin olun diyor Terraform için ama şey için, script için öyle bir şey söylemiş. Bototree de AWS resource'larına erişmek için credential bilgisine ihtiyaç duyuyor. Ama burada credential'larla ilgili bana bir not vermemiş. Not yazmamış. Script'in içerisinde credential'ları çağırmamış. Dolayısıyla eğer benim lokal bilgisayarımda AWS credential'larım tanımlı olmazsa bu script'te çalışmaz. Bir diğer husus, mesela bir script yazarken
Şuna dikkat etmek lazım. Mesela burada fonksiyonlar var. Bucket'a dosyayı at. Peki bu bucket yoksa? Bucket yoksa ne olacak? Bir exception oluşacak. Bu script bir exception throw edecek, fırlatacak ve çalışmasını durduracak. Bu çalışmasını durunca container çalışmasını durduracak. Yani container çökecek. Bizim sistem gidecek. Dolayısıyla script yazarken mutlaka exception handling yapmak lazım arkadaşlar. Burada biz ChatGPT'yi bu konuda ikaz edeceğiz. Mesela best practice olarak bunu yapmamış. Bazı scriptlerde bunu yapıyor. Yapmadığı scriptlerde de siz bu konuda ikaz edince ChatGPT'yi o kısmı düzeltiyor. Evet, gördüğünüz gibi task'in tamamını yazdığımda, ki bu task aslında benim anlamam için bile biraz karışık. Yazan kişi çok düzgün ifade etmemiş. Bazı firmalar çok güzel bir şekilde adım adım açık, net, herhangi bir soru işaretine yer vermeyecek şekilde istedikleri task'i size veriyorlar. Ama bazı firmalar, bakın hiçbir madde elemen noktalama işareti yok. Böyle bu bir text dosyası. Düz text dosyasına yazmış. Burada birçok soru işareti var. Tabii ki bazı firmalar bazı kısımları soru işareti oluşsun diye açıkta bırakıyorlar ki sizin yaklaşımınızı görmek istiyorlar. Onlara bir şey demiyorum. Ama bazen de sistemin çatılmasına yönelik önemli key kısımlar var. Oraları atlıyorlar. Daha sonra tekrar mailleşmek gerekiyor. Şu kısmı şu şekilde mi istiyorsunuz, bu şekilde mi istiyorsunuz diye netleştirmek lazım. Ama onun haricinde kalan boşluklarda tabii ki sizin yoğurt yeşilinizde görmek istiyorlar. Şimdi bu şekilde task'i çözemeyeceğini gördük. Ortaya çıkan ürün bizim isteğimizin çok yanına yaklaşmıyor. Dolayısıyla bizim şu task'i biraz analiz edip küçük alt testlere bölmek lazım. Öncelikle bu task'i şu şekilde maddeleyelim. Şurayı siliyorum. Evet. Bir tane görev. Bir tane script dosyası yazmak. Ve S3 Bucket'a bu dosya 5 dakikada bir dosya yüklemesini sağlamak. S3 Bucket'a yüklenen dosyalar 24 saat süreyle kalacak. Oluşturulan dosyanın içeriği önemli değil ama mevcut datetime bilgisi dosyanın ismine eklenmesi gerekiyor. Name to bucket şu olması lazım ama ben bunu şu şekilde değiştireceğim. Evet. Şu bucket'a atacak. Uygulama konteyner içerisinde çalışacak ve 5 dakikada bir çalışacak. Ve her çalışmasında bir dosya oluşturup bunu S3 bucket'a atacak. Deployment kısmında kendi AWS hesabımızı kullanabileceğimiz söyleniyor. Bütün along with the function kod derken burada çalışacak kod dahil oluşacak kaynakların hepsini Terraform'la hallediyor. Bu task'i ben dediğim gibi sadeleştirdim. Normalde burada bir de deployment kısmını Kubernetes cluster'ına yap diyordu. Ama şu an Kubernetes cluster'ı ChatGPT'de yapmak çok mümkün değil. Zaten birazdan göreceksiniz. Oluşturmaya çalıştığım testlerde birçok alana müdahale etmem gerekecek. En azından öncesinde çalışmalarımda çok fazla müdahale etmem gerekti. Evet. İlk işimiz script oluşturmak. Script oluşturmamız lazım. Ondan sonra script'i bir Docker file içerisinde konteynerize hale getirmek lazım. Bunların çalıştığını gördükten sonra da artık bir S3 bucket oluşturacak, bir EC2 oluşturacak, bizim uygulamamızı bu EC2 içerisinde çalıştıracak bir Terraform dosyası hazırlama işini ChatGPT'ye yaptırmaya çalışacağız. Bu arada sorularınız varsa arkadaşlar question answer kısmından sorabilirsiniz Zoom'un. Evet, geri dönelim ChatGPT'ye. Buradan yeni bir chat başlatayım. Önceki çalışmalarımızda karışmasın.
Evet, burada bir önemli nokta vardı. Şu kısmı direkt testten alacağım. Yoksa gayet anlaşılır. Content of file is not important. Dosyanın içeriği önemli değil. Ama dosyanın oluşturduğu tarih saati prefix olarak dosyanın ismine yazmasını istiyoruz. Evet, dediğim gibi script yazarken genel olarak başarılı. Evet. Burada bakın bu sefer credentiallarımızı eklemeyi bize hatırlattı. Bakın bir önceki script'te definition'lar kullanmıştı ama burada direkt definition kullanmadan, function kullanmadan yapıyor. Bakıyoruz phototree datetime almış. Aynı şekilde dosya ismi için tarih saati alıyor datetime kütüphanesi kullanarak. Bu sefer dosyanın sonuna example file text ekliyor. Bakın bu sefer içeriğinde distance example file yazıyor. Dosyanın içeriğini boş bırakmıyor. Sonra da bunu S3'ye yüklüyor. Sonra da konsolda bir çıktı veriyor. Bu tarz çıktılar üretmek önemli arkadaşlar scriptlerde. Bunu da best practice olarak not edin. Script yazarken bazı önemli aşamaları mutlaka konsola çıktı olarak yazdırmak lazım ki bir problem olduğunda bu çıktılar daha sonra log kaydı olarak bizim önümüze düşecek. Programın nerede yani mesela Docker konteyner içerisinde çoğu zaman ne döndüğünü bilmiyoruz. Docker logs yaparak konteyner çıktısına baktığımızda bizim script'in konsola yazdırdığı mesajları görebiliyoruz. Dolayısıyla dosyanın çeşitli yerlerinde, script'in çeşitli yerlerinde bilgilendirici notlar düşmek önemli. Evet, burada yine bakın exception handling yapmamış. Dolayısıyla ben bu script'i konteyner içerisinde çalıştırdığımda eğer söz konusu bucket ki evet ben bucket name'i yazmadım. Şurada diyelim. Bucket ismini şu şekilde düzeltelim. Bucket değil tabii. Work evet, bu şekilde düzeltmesini istiyorum. Evet, ChatGPT Workshop. Eğer buradaki bucket eğer mevcut değilse ne olacak? Şuradaki satır exception atacak. Dolayısıyla bizim uygulamamız çalışmasını durduracak. Ve bu uygulamanın çalıştığı konteyner de çalışmasını durduracak. Bizim tüm sistem çökecek. Mesela bakalım anlayacak mı? Exception handling. Ve biraz daha teknik yazarsak. Bakalım. Exception handling yapacak mı? Evet. İlgili kütüphaneye ekledi. Exception için try catch blue açtı. File evet, file oluştururken exception olursa burada da hata vermeyecek. Yani program çalışmasına devam edecek. Upload kısmında yine bu işlemleri yaparken eğer bir hata olursa bu şekilde hata verecek. En son oluşulan dosyayı silecek. Evet, güzel bir yaklaşım. Bucket'ta çalışırken herhangi bir hata olursa program çalışmasını devam edecek. Hata mesajını ekrana yazacak. Daha sonra oluşturduğu dosyayı da silecek. Evet, burada da açıklamasını yapmış. Mesela bu script'in çalışıp çalışmadığını şimdi kontrol edelim. Tabii bundan önce şu an benim AWS hesabımda böyle bir bucket yok.
Bucket'ı tabii ki daha sonra Terraform'da oluşturacağım ama şu an test diyeyim. Terraform'da oluşturacağım. Karışmasın. Public Access tamam bloklayalım. Çok önemli değil. Evet. Bucket'ımız mevcut. Şu ismini alalım. Tabii önce script alalım. Bucket'ın ismini test olarak yazmıştık. Herhangi bir typo var mı? Kontrol ediyorum. Yok. Şimdi burada ekran paylaşımı duraklatacağım. Keylerimi gireceğim. Ondan sonra onları saklayıp programı çalıştırmaya deneyeceğim. Tabii ki dosyada kaydedelim. App.python olarak kaydedelim bunu. Kısa bir süreliğine ekran paylaşımını duraklatıyorum arkadaşlar. Evet tabii ki credentialarımızı doğrudan kodun içine yazmak bir best practice değil. Evet şu an şimdi ekran paylaşımına devam ediyorum. Evet. Şu an Istio'da Python 3.9 yüklü. Bununla çalıştırmaya çalışalım. Evet. Bu Istio üzerinde Boto3 yükle değil. Burada aslında lokalde yapabilirim. Lokal bilgisayarım. Şöyle yapalım. EC2 üzerinde Docker container çalışıp çalışmadığını test edecektim. Burada benim lokalim şu an Python script çalışmak için ayarlanmış durumda. O yüzden script'i burada deneyeceğim. Yine ekran paylaşımını duraklatıp script credential'ım script'i ekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Credential'ımı ekledim. Hatta böyle eklemeye, kendi lokalimde eklemeye gerek yok. Çünkü bende AWS şöyle yapalım. Bu kısımları comment yapacağım. Zaten ben de şu an AWS CLI konfigür edilmiş olduğu için credential'larım lokalimde mevcut. Direkt uygulamayı çalıştırmaya çalışacağım. Mevcut var olan evet. Şimdi şuraları lokalde çalıştırmak için şöyle değiştirebilirim. Evet, verdiği hata OS bununla ilgili kütüphane çağırmam lazım. Doğrudan OS'u kullanamıyorum. Windows kullanıyorum ben.
Burada mesela şu script ile mesela şurada oluşturduğu, daha önce oluşturduğum scripti göstermek istiyorum. Bakın ne kadar farklı bir script. Bu da çalışan bir script. Burada tabii exception handling yok. Şöyle yapalım. Mesela bana bugün verdiği final bloğunu kapatayım. Dosyayı silmesin. Evet. Bu haliyle şu an çalışmış gibi görünüyor. Dönüyorum. Fakata bakıyorum. Evet, bir önceki de çalışmış. Biliyorsunuz Python interpret eden bir dil. Bir önceki hatada şu satıra gelene kadar zaten dosya yüklemiş oldu. Dolayısıyla iki tane dosya yüklüyor. Bir daha çalıştırdığımda üçüncü dosyayı da yüklemiş olduğunu göreceğiz. Bu arada bir soru gelmiş. Soruyu bir bakayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, kompleks bir görev yaparken bunu ChatGPT'ye bu formatta en basit şekilde yazıyoruz. Ancak ChatGPT gene problemi farklı yorumluyor ve saçmalayabiliyor. Evet, bu çok sık yaptığı bir şey. Bunu nasıl önleyebiliriz? ChatGPT 4'ün 3.5'a göre 100 kat daha hızlı, daha doğru cevaplar ürettiği OpenAI tarafından iddia ediliyor. Dolayısıyla yeni versiyonları görmek lazım. Yeni versiyonlarda daha az saçmalayacaktır. Olabildiğince açıklama yapmak gerekiyor. İşte bu yüzden olabildiğince açıklama yapabilmek için ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Bunun için de biraz olsun mesela bugün yaptıracağım tool'lara ait bilgilerimizin olması lazım. Script bu haliyle çalışıyor. Mesela ben tekrar ESP'ye bağlanıp ikinci aşama olan Docker file'e geçmek istiyorum. Şöyle kapatayım. Credential'larım görünmesin. Evet, scriptimizi yazdık. Scriptimizin çalıştığını gördük. Burada script ile ilgili bazı düzeltmeler yapmam gerekiyor. Dolayısıyla yine bir ekran paylaşımını duraklatacağım. Credential'larımı göstermemek adına. Final kısmına gerek yok. Hata oluşursa zaten bu konteyner içerisinde çalışacak. Benim için dosyanın silinip silinmemesi çok önemli değil. Çok best practice olmasa da şu an bu script çalışıyor. Önemli olan kısım exception handling yapıyor. Bu şekilde işimi görecek. Şimdi bu script'in çalışacağı bir Docker konteyner üretmek lazım. Yine girelim ChatGPT'ye. Evet bakalım çok basit bir şekilde sadece Docker file oluştur diyelim.
Docker file'e geldik. Evet, Python 3.9 imajı. Bir önceki tüm test'i yazdırdığımızda ortaya çıkan Docker file'ın aynısını çıkardı. Ama bakın burada bir problemimiz var yine. Bizim uygulamamızın her 5 dakikada bir dosya yazıp S3 bucket'a atması gerekiyor. Ama ne script'in içerisinde ne de Docker file içerisinde böyle bir mekanizma kurulmuş değil. Mesela evet. Ufak tefek yazım hatalarına da sıkıntı olmuyor. O zaman nelerimizi anlayabiliyor. Evet. Şimdi öncelikle bir dosyanın yani bu script'in 5 dakikada bir dosya yazmasını nasıl sağlayabiliriz? Bir yöntem script'in içerisinde yapabiliriz bunu. Script arka planda sürekli çalışır. 5 dakikada bir saati kontrol eder. Her 5 ve 5'in katları dakikalarda mesela bir dosya oluşturup yazabilir. Bu bir yöntem. Ama daha basit bir yöntem. Çünkü bir önceki yöntem script'i karmaşıklaştıracaktır. Diğer yöntem de cronjob kullanmak. Bu Python dosyasının konteyner içerisinde her 5 dakikada bir çalışmasını sağlayacak şekilde bir cronjob oluşturabiliriz. Burada da yine best practice'den uzak bir çözüm bulmuş. Entry point shell script'i oluşturmuş bizde. Ne var burada? Cron'u başlatıyor. Cron logunu ekliyor. Cron tabın içerisine şu kısmı veriyor, yazıyor. Evet, root olarak Python'la script'i çalıştıralım. Bunu da şu cron job malum her 5 dakikada bir demek. Dolayısıyla bir cron tab diye dosya oluşturmam lazım. İçeriğini bunu koymam lazım. Sonra entry point diye bir dosya oluşturmam lazım. İçeriğini bunu koymam lazım. Bu her iki dosyayı da cron tab ve entry point scriptlerini Docker file içerisine atmam lazım. Burada da cron d kullanıyor. Evet, cron d daha uygun. Kullanıcı başına cron job oluşturmak için kullanıyoruz cron d'yi. Cron tab geldi, otomasyon işlemleri script'te her ne kadar şu an yaptığımız işe daha uygun gibi görünse de ben cron d kullanmayı tercih ediyorum. Ama burada da yine şu yaklaşım, mesela şu cron bu imajda hata verecek. Daha önce denediğim tecrübeme istinaden cron değil cron d çalıştırmak gerekiyor. Yoksa bu imaj bile oluşmayacaktır. Entry point script'ini çalıştırırken şu satır hata verecek. Dolayısıyla imaj oluşmayacak. Docker imajımız build edilmeyecek. İki, şunu evet harici bir dosyaya koymak şu açıdan mantıklı olabilir. Script'in çalışma sıklığını değiştirmek istersek her seferinde Docker file'i modifiye etmeye gerek kalmaz. Evet, bu güzel bir yaklaşım ama şöyle bir gerçek var. Ben bu dosyayı modifiye ettiğimde tekrar Docker'ı imajını build etmem lazım. Dolayısıyla iki tane dosyayla uğraşmak yerine ben bu işlemi de Docker file içerisinde yapıp ondan sonra tekrar Docker file build ederim. Bu benim için daha kolay bir yaklaşım olur. Dolayısıyla burada oluşturduğu Docker file maalesef bizim işimize yaramaz. Hatta çalışmayacaktır. Buradaki kullandığı imajın içerisinde cron yüklü olmadığı için direkt çalışmayacaktır. Daha önceki denemelerde daha yakın, çalışmaya yakın Docker file'ler oluşturuyordu ama mutlaka her birinde benim müdahale etmem gerekti. Benim düzelttiğim Docker file'ın içeriğine bakarsak, evet, Docker file yazmak ChatGPT'nin başarılı olduğu alanlardan biri. Ancak burada bir trik var. Script'in her 5 dakikada bir çalışmasını istiyoruz.
Bunu da script'in içerisinde yazacağımız kodlarda değil, cronjob yapmak istiyoruz. İşin içine cronjob gelince, cronjob konusu biraz çetrefilli bir konu. Dolayısıyla bu kısımda best practice'lerden uzak olduğu için ChatGPT sınıfta kalıyor. Mesela benim oluşturduğum Dockerfile bakın çok daha kısa. Ha, bir diğer husus, mesela biz uygulamanın içerisinde DateTime kütüphanesini kullanıyoruz. Ama yine şu imajın içerisinde DateTime kütüphanesi yüklü değil. Dolayısıyla burada Bot3 yüklediğimiz gibi DateTime kütüphanesini de yüklememiz gerekiyor. Bu açıdan da yaptığım her çalışmada bu eksikliği gördüm. Hiçbirinde DateTime kütüphanesini yüklemedi. Dolayısıyla Dockerfile çalışacak olsa bile DateTime kütüphanesi olmadığı için bu uygulama yine şu kısımda hata verecek ve bizim testimiz çalışmayacak. O yüzden Bot3 yüklediğimiz gibi DateTime kütüphanesini de yüklememiz gerekiyor. Uygulama dosyasını konteyner içerisine atıyoruz. Daha sonra crontab kullanmayı tercih ediyorum demiştim ben. Root kullanıcısının crontab dosyasının içerisine şu satırı ekliyorum. Hatta bunu şöyle yapalım. Her 5 dakikada bir değil de her dakikada bir yazsın. Böylece sonucu görelim. Konteynerin de sürekli çalışmasını sağlamak için ön planda cron-d'yi, cron-d prosesini çalıştırıyorum. Aksi halde eğer background'da çalıştırırsam ne olacak? Konteyner cron-job yani Python uygulaması çalıştıktan sonra stop'a gelecek. Konteyner stop etmemesi için içinde en az değil içinde mutlaka bir prosesin çalışıyor olması lazım. Bunu da sağlamak için cron-d prosesini background'da değil ön planda çalıştırıyorum. Dockerfile konusunda ChatGPT bana çok yardımcı olmadı. Burada benim tecrübem ve Docker bilgim gerekli oldu. Tecrübem imajın içerisinde DateTime kütüphanesinin olmaması, dolayısıyla bunu mutlaka yüklemem gerektiği. Bir diğer hususta dediğim gibi bir periyodik olarak çalışacak bir uygulama varsa uygulamanın kodları içerisinde bunu koyup uygulamayı karmaşıklaştırmak yerine bu işi işletim sistemine verip zaten işletim sistemi içerisinde gelen hazır bir servis var cron-job gibi. Bu kısmı işletim sistemine havale edip sadece uygulamamın ne kadar periyotta bir çalışmasını istiyorsam bu kısmı crontab dosyama yazıyorum. Gerisini işletim sistemine bırakıyorum. Bundan dolayı da hem Dockerfile dosyam hem uygulama scriptim çok daha sade oluyor. Evet, şimdi gelelim Terraform dosyasını yazmaya. Both provision and S3 bucket. Bakalım nasıl bir Terraform dosyası verecek. Mesela bugün çalışmalarından çok daha farklı bir Terraform dosyası oluşturdu. Evet, instance oluşturuyor. AMI bize bırakmış. T2 Micro seçmiş. Bunu istiyorsak değiştirebiliriz demiş. Ben de T2 Micro kullanacağım. Key pair, kendi key pair'imi de değiştireceğim. Remote exec kullanmış. Inline komutlarla. Bunun yerine user data kullanabilirdi. apt-get update. Bakın burada desired AMI demiş. Ama Ubuntu paket yöneticisini kullanmış. Dolayısıyla burada şunu mutlaka vurgulaması lazım bize. AMI mutlaka bir Ubuntu imajı olması gerektiği. Ama ben şöyle desem. Malum şu an Amazon Linux versiyonu çıktı.
Esri Vakıt ismini verip cümleyi uzatmak istemedim. Şu isimde bir Esri Vakıt oluştur diye. Şimdi başta da dediğim gibi bu versiyonu yani 3.5 versiyonu Eylül 2021'e kadar kaynaklanması yaptığı için Amazon Linux 3 EMA'yı bulamayacak. İnternete de bağlı değil diye biliyoruz. Dolayısıyla konsola geçip oradan Marketplace'ten Amazon Linux 3 EMA'yı bulamayacak. Gördüğünüz gibi zaten Amazon Linux 2 EMA'yı kullanacağını söylüyor. Benim ChatGPT'de çalışırken en çok uğraştığım kısımlar Terraform kısımlarını ve Kubernetes manifestosları. Buraları düzeltmek gerçekten çok yoruyor. Hani biraz bir söz vardır ya, var olan bir şeyi düzeltmek onu yıkıp yeniden yapmaktan daha zordur diye. Gerçekten bu konularda da ben şahsen Terraform dosyasındaki hataları düzeltmek yerine kendim oturup Terraform dosyası yazsam daha kısa, daha az hatasız olacaktır. Tabii ki yine söylüyorum, ChatGPT'nin şu anki versiyonu ücretsiz versiyonu biraz eskide, yeni versiyonu yani 4.0 versiyonu çok çok daha 100 kat daha iyi olduğu iddia ediliyor. Belki onunla birlikte daha güncel konfigürasyon dosyaları oluşturmak, daha az hatasız konfigürasyon dosyaları oluşturmak mümkündür. Evet, dediğim gibi her promptta farklı farklı dosya oluşturuyor. Aynı promptta bile arka arka yaptığınız aynı promptta bile birbirinden farklı dosyalar üretebiliyor. Evet. Bakın bu hatayı yapmadı. Şimdi bazı Terraform dosyalarında ki bakın yine EMI kısmını boş bıraktı. Bu kısmı normalde tamamlayabiliyor. Nedense şu an mesela önceki denemelerinde mutlaka buraya bir EMI koyuyordu. Ama yanına da şu notu düşüyordu. Uygun bir EMI buraya koyun diye. Bazen de buraya Ubuntu EMI'yi koyup alta Amazon Linux paket yöneticisi kullanan user data yazıyordu. Yine bakın user data yerine remote exec kullanmayı seçti. Evet, vakit ismini ben vermediğim için kendisi böyle bir isim verdi. Peki, şimdi testteki bir husus daha var. Bucket'a yüklenen dosyaların 24 saat sonra silinmesi. Bu işlemi nasıl yapabiliriz? Bunu yine script içerisinde yapabiliriz. Değil mi? Script çalışacak. Bucket'a bağlanacak. Oradaki tüm dosyaları listeleyecek. Daha sonra o listeli dosyaların isimlerine bakarak 24 saat geçen dosyaları silecek. Bu iş yorucu bir iş mi sizce? Bence oldukça yorucu bir iş. Peki bunun için daha kısa bir yol var mı bu amaca ulaşmak için? Burada da yine bilgi ve tecrübe konuşuyor. Mesela AWS üzerindeki S3 bucket servisi biliyorsanız bu S3 bucket'ı oluştururken içerisindeki dosyaların ömrüyle ilgili bir lifecycle policy özelliği var. Yani siz S3 bucket'ı oluştururken orada bir kural girerek attığınız dosyaların ne kadar süreyle bucket'ta kalacağı, o süre dolduktan sonra dosyanın ne olacağına ilişkin ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben bu işi yine script ile yapıp script'i karmaşıklaştırmak yerine S3 bucket'a bu lifecycle policy'yi uygulamak istiyorum. Lifecycle policy veya rule diyebiliriz. Tabii önceki kısma geliyorum. Bakın yine bucket burada oluşturmuş. Evet, private bir bucket oluşturmuş. Evet, yine dediğim husus AWS Provider'ın yeni versiyonu yani 4 ve yukarısı şu an 5 küsür versiyonu AWS S3 bucket resource'un içerisinde bu property deprecated oldu. Ayrı bir şöyle göstereyim.
Bunun için ayrı bir resource var. S3 Bucket Lifecycle Configuration diye yeni bir resource var. Lifecycle Rule versiyon 4'ten önceki provider'a göre işte bucket resource'un içerisinde Lifecycle Rule vardı. Şu an mevcut bendeki daha doğrusu telefonum kullandığı en güncel versiyon 5 küsür o hata veriyor. Onun yerine şu şekilde bir resource kullanması gerekiyor. Mesela şöyle desek düzeltecek mi? Evet. Evet, bir de yani sık sık da özür diliyor. Burası biraz komik bence. Evet, şimdi tekrar kontrol ediyorum. Evet, bir tane S3 bucket oluşturmuş. Bu kısmı yine isim vermen için place olarak koymuş. Evet, bakın işte olması gereken şu an güncel provider versiyonu ile olması gereken resource bu. Kullanılması gereken resource. Bu resource'la bir rule belirlemiş. Bakın artık lifecycle rule yok. Direkt rule var. 24 saat sonra sil bu isim bir yani önemli değil bu ismin buraya ne yazıldığı sadece kuralı değerlerini ayırt etmek için bizim verdiğimiz bir isim. Status kuralın aktif olduğunu gösteriyor. Birden fazla kural tanımlayıp bazısını belli zamanlarda disable edebiliyorsunuz. Expiration ne demek? Bir gün geçtikten sonra yüklenen dosyayı sil. Expire property bu işi yapıyor. Bazen de dosyayı silmek yerine bir gün geçtikten sonra glacier ya daha uzun süreli biliyorsunuz depolama derin depolama servisi var. Oraya atıyor ama bizim isteğimiz bu karşılayacak. Daha sonra yine EC2 instance'a bakıyoruz. Evet, key name vermiş. Tag koymamış. Tag demek önemli malum kaynakları. Tamam, tag'i de ben ayarlarım, sıkıntı yok. Ama burada önemli bir eksiklik görüyor musunuz? Yani en büyük eksiklik bir security grup yok. Bu EC2 bu telefonda size hata verecektir. Herhangi bir security grup seçimi yapılmadığı için. En azından bazen şuraya yazıyor mesela security grup default'u kullan. Birçok denememde de şunu gördüm. EC2 ayağa kaldırırken security grubu kendisi oluşturuyor. Port 22 açıyor ama outbound rule'dan hiçbir trafiği açmıyor. Bu neye sebep oluyor? Outbound rule tamamen kapalı olduğu için egress trafik tamamen kapalı olduğu için user datanın içerisinde yazdığımız hiçbir komut çalışmıyor. Çünkü buradaki komutlar malum internete bağlanıp internet üzerinden indirilerek kuruluyor. Siz dışarı trafiği kapatırsanız EC2'yu user datadaki hiçbir komut çalışmayacaktır. Mesela Terraform bunun da farkında, özür dilerim. ChatGPT de bunun da farkında değil. İşte düşünen bir sistem olmaması, bilerek değil, ezberleyerek yapmış olması, bizim kadar bir kavrayışı olmaması, hatta bundan çok uzak olması, bu tarz bariz hatalar yapmasına sebep oluyor. Eğer bizim de yeterli tecrübemiz yoksa, evet, ilk bakışta çalışıyormuş gibi görünüyor, gayet de sade bir Terraform dosyası deyip, bunu kullanmaya çalıştığımızda, hiçbir zaman Docker'ın yüklenmediğini, uygulamamızın çalışmadığını göreceğiz. Bunun da sebebi security grupta outbound rule'ları açmamış olması. Outbound trafiği açmamış olması. Burada zaten bu telefon dosyası hiç çalışmayacak. Çünkü security grup yok. Onun haricinde remote exec kullanmak bence çok mantıklı değil. Doğrudan user data kullanmak çok daha kesin sonuç. Çünkü telefonun birçok zamanda remote exec ve local exec satırlarında anlamsız hatalar alıyoruz. Terraform'un bug'ı diyebilirim. Yani 10 kere çalışıyorsunuz, 3'ünde 4'ünde anlamsız yere local exec veya remote exec resource'ları hata veriyor. Dolayısıyla ben EC2'yi ayağa kaldırırken eğer lokalimden oraya bir dosya taşımak istemiyorsam Local exec veya remote exec kullanmam. Doğrudan user data içerisine bu bilgileri istediğim tool'ları kurmasını seçerim. Dolayısıyla bu telefon dosyasını
Çalışan hale getirmek sıfırdan yazmaktan daha zor. Evet, bucket'ı şu kısım da sıkıntı yok. Bu kısım tamamen çalışır. Hiçbir problem yok. Private bir bucket oluşturdu. Şu kısmı aldık. Ama İSUZU kısmı zaten birçok şeyi bize verdi. İmajı seç, key pair'i seç. Ki bakın burada Docker'ı kuruyor. Docker'ı çalıştırıyor. Tamam. Güzel. Docker run yapıyor ama imaj nerede? Script yok. İmaj yok. İmaj build etme yok. Dolayısıyla her şey geçti. Bu telefonumuz çalışsa bile bizim uygulamamız kesinlikle çalışmayacak. Bizim bu institü içerisinde Docker imajını build etmemiz lazım. Ondan sonra çalışmamız lazım. İmajı build etmek için de Docker file'ı ve Python script'imizi bir şekilde buraya kopyalayabilmek lazım. Bunun da yolu genel olarak mülakatlarda testler verildiği zaman doğrudan siz dosyaları bir zipleyip atmazsınız. Hatta bu hiç hoş bir hareket değildir. Sizden özellikle bunları zipleyip zip dosya olarak at veya şuraya drive yükle denmezse asla yaptığınız çözüm dosyalarını zipleyip göndermeyin. Geri e-mail atmayın. Genelde bir repo oluşturmanız, dosyanızı o repoya atmanız ve o reponun linkini, adresini paylaşmanız istenir. Dolayısıyla buradaki testte de ben Docker file'ı ve script'i repoya atmak istiyorum. Bunun için hesabıma gidip bir repo oluşturacağım. Evet. Repo'ma giriyorum. Yeni bir hesaba giriyorum. ChatGPT Workshop diye bir repo oluşturacağım. Repo'yu private yapıyorum çünkü birazdan buraya uygulama dosyasını atacağım. İçerisinde AWS credential'larım olacak. Bunların expose olmaması için. Daha sonra oluşturduğum script'i ve Docker file'ı buraya atıyorum. Daha sonra bu repo'yu kullanacağım. Şöyle bir dosyası boş zaten buna gerek yok. O yüzden bunun istiyor klonlamaması için bu dosyayı siliyorum. Evet, şimdi tekrar lokalime döneceğim. Şu an süreyi yetiştirmek adına Docker file kısımlarını çalıştırmadım. Zaten ChatGPT'nin bize verdiği Docker file çalışmıyordu. Burada yine önceki çalışmamda ChatGPT'den aldığım ve üzerinde birçok değişiklik yaptığım telefon dosyasını kullanacağım. Şu kısımları ChatGPT verdi. Bir problem yok. Şu isimde bir bucket oluşturacak. Yine benim ikazımla Lifecycle Configuration Resource'u kullandı. Bir gün sonra dosyayı silecek şekilde bucket'ı ayarladı. Evet, burada yine böyle ekranı yine bir pause yapacağım. Evet, user datayı oluşturttum ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi Amazon Linux 2 AMI kullanıyor. Ama şu an Amazon Linux 3'e geçti. Ben de güncel AMI kullanmak istiyorum. O yüzden bir Linux 3 AMI aldım. Key'imi koydum ve user data kullandım. User data Linux 3 ile Linux 2 arasında fark var biliyorsunuz artık. YAML paket yönetisinden DNF paket yönetisine geçti. Dolayısıyla bu çerçevede paket yönetisini DNF olarak user data'yı güncelledim. Docker'ı yükledim. Şurası çok önemli olmamakla birlikte troubleshooting yapmak için eğer instance'a bağlamam gerekirse EC2 user'ları da Docker'ı kullanmak için
Docker grubuna EC2 user ekledim. Repo'mu klonlayabilmek için Git'i yükledim. Direkt kök dizine repo'mu klonluyorum. Buradan token'ımı az önce sildim. Birazdan token'ımı ekleyip öyle çalıştıracağım. Sonra klasöre girip Docker build challenge isminde bir imaj oluşturuyorum. Daha sonra bu imajı çalıştırıyorum. Burada yine Terraform benim ikazlarımla bir security group koydu. Bazen açık yazıyor. Mesela default security group seçti. Ben burada AWS hesabındaki default security grubun ayarlarını biliyorum. Yani inbound ve outbound rule'ların hangi durumda olduğunu biliyorum. O yüzden bunu kullanmasına bir mahsur yok. Burayı değiştirmedim. Ama bunu bilmiyorsanız mutlaka dönüp bir default security gruba bakmanız lazım. Evet, EC2 instance'da burada tag'i kendi vermiş. Tag vermiş, daha sonra içeriğini ben yazdım. Diğer resource'lardan ayrılsın diye. Onun haricinde buradaki kısım büyük oranda ChatGPT'nin ürettiği bir şu satırı çıkardığımız, yani user data ve AMI haricindeki kalan kısımlar tamamen ChatGPT'nin bana verdiği Terraform dosyası. Az önceki Terraform dosyası bu denemelerde aldığım en yetersiz, kötü Terraform dosyalarından biriydi. Tekrar tekrar onu düzeltmek yerine bugün gün içerisinde yaparken doğruya yakın, her ne kadar best practice olmasa da doğruya yakın bir Terraform dosyası. Bunun ilgili kısımlarını düzelttim. Şimdi burada tekrar ekran paylaşımını kapatıp GitHub token'ımı yazacağım. Evet, zaten daha önce init yaptığım için bu dosyalar duruyor. Plan diyerek. Evet. Plan diyorum. Evet, bir problem görünmüyor. 3 tane resource oluşturulacak. Evet, bucket oluşturuluyor. Bu test için manuel oluşturduğum bucket'tı. Tekrar buraya geliyorum. Evet, şu an bir refresh yapmam gerekecek. Evet, bütün resource'lar oluşturuldu görünüyor. Evet, Terraform'un oluşturduğu bucket bu. İçi şu an boş. Instance'lara bakıyorum. Evet, Terraform'un oluşturduğu instance bu. Şu an initializing sırasında. Biraz bekleyeceğim. Burada dosyayı gördüğüm anda çalışıyor olduğunu görüp bu şekilde teslim edebileceğim. Yine özetlemek gerekirse bugünkü birkaç denememde ve önceki çalışmalarımda Terraform, ChatGPT hep benzer promptlara farklı sonuçlar üretti. Müdahale etmeden kullandığım herhangi bir kaynak yok bugüne kadar. Mutlaka en basit Dockerfile'da bile benim bir müdahalem gerekti. Belki yeni versiyon, yani 4 versiyon 4'te çok daha az müdahaleyle ChatGPT'yi işimizde, günlük yaşamımızda kullanabileceğiz. Ama şu anki haliyle eğer çok tecrübeniz yoksa bilgi edinmek için kullanabilirsiniz. Mesela, what is Ansible Playbook? What is the dynamic inventory? What is the Kubernetes deployment object type? What is the config map? Bu tarz şeyleri sorup çok anlaşılır yanıtlar alabilirsiniz. Ama şu an mesela Terraform dosyası bile hazırlamakta çok uğraştırırken bir Kubernetes cluster'ı oluşturmak için
Çok yetersiz. Tabii ki yine söylüyorum, en büyük sebebi Eylül 2021'e kadar tarama yapmış olması, DevOps'un görece yeni bir alan olması, çok az kaynağa sahip olması ve tool'ların her sene en az bir major değişiklik aldığını düşünürsek yaklaşık 2 sene süresince yeni versiyonlardan bir haber ChatGPT. Burada işte tecrübeniz olmazsa, bu değişiklikleri takip etmezseniz ChatGPT'nin bize verdiği dosyalardaki hataları yakalamanız çok zor. Üstelik ChatGPT bu konularda bilgisiz olduğu için troubleshooting konusunda da size yardımcı olamaz. İnternete bağlı olan ChatGPT, mesela 4 yeni versiyon internete bağlı. Orada yine troubleshooting konusunda güncel kaynakları tarayarak çözüm üretebilir. Ama şu anki versiyonu bundan çok uzak. GPT-4'ü Bing üzerinden ücretsiz kullanabiliyoruz. Fakat o da çok kısa cevaplar veriyor. Ve açıklayıcı olmadığını gördüm. Belki daha dengeli. ChatGPT daha hızlı bana göre. İşte GPT-4 100 kat veya 10 kat daha hızlı. Şimdi OpenAI'nin sitesine baktığımızda evet, şu an hala initializing. O healthy alana kadar aylık 20 dolarlık bir ücretle kullanabiliyoruz ChatGPT'yi. Hızların karşılaştırıldığı bir tablo vardı diye hatırlıyorum. Yaklaşık 100 kat. Evet, şu an göremedim. Mesela mantık sorularını da çok başarısızdı. Hatta mesela bazı şeylerde 2 kere 2 4 eder diyor. Hayır, 4 değil 5 dediğinizde, evet benim hatam, 2 kere 2 5 yapar deyip sizi teyit ediyor. Bu tarz çok bariz yanları da var. Hatalı yanları da var. Buralarda kıyasladım, şu an bulamadım kıyaslama kısmını, ama 100 kat daha hızlı, daha doğru cevaplar verir. Çünkü bunun okuduğu makale sayısı, kaynak sayısı ChatGPT 3.5'un çok 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 fazla. Yani 100 katı, 10 katı civarında bir daha geniş bir kütüphanesi var. Daha güncel ve internete bağlanması da çok büyük avantaj. Ama 4'te şu an benim internette baktığım makaleler, çalışmalar, onlara göre kıyasladığımızda yine bizim işimizi elimizden almayı bırakın, bize çok yardımcı olacak seviyede değil. Ama 5, 6, 7. versiyonlar çıkarsa gittikçe gelişecek. Yine işimizi elimizden almaz ama günlük rutin testlerimizi emanet edebileceğimiz bir tool olabilir bizler için. Evet. Evet, çekleri geçmiş. Ben dosyalarımı kontrol edeyim. Repo'ya attığım dosyalarda evet, şu an için script çalışmamış görünüyor. Evet. Şu an bu instance'da bir problem var. Evet. Şansımıza instance patladı. Şu an AWS tarafından kaynaklı bir hata. O yüzden göremiyoruz. Artık distro yapıp yeniden apply yapacağım. Ama bu haliyle çalıştığını biliyorum. Çalışacağına eminim. Dockerfile. Evet, AWS'de kaynaklı bir problem var. Bakıta da şu an erişemiyorum. Gördüğünüz gibi.
Ara ara hatalar veriyor. Evet, AVC tarafında bir problem var. O yüzden şu an gördüğünüz gibi bu bölgeden kaynaklı bir hata da olabilir. Belki MFA token'ımın süresi geçmiş olabilir diyeceğim ama kendisi otomatik logout yapardı. Tekrar bir login olmayı deneyeceğim derken zaten gördüğünüz gibi şu an AVC'ye erişemiyorum. Evet. Şansımıza yaptığımız ürünlerin sonucunu göremedik. Ama bugünün konusu ChatGPT günlük işlerimizde ne kadar kullanabiliriz onu görmekti. Şu an belki gördüğünüz gibi bizim günlük işlerimizi yapmaktan çok uzak. Dördü denemek lazım ama dördün de yeterli olduğunu çok sanmıyorum. Birkaç yıl içerisinde DevOps ile ilgili best practice'ler çoğaldıkça, geliştikçe, defacto standartlar oluştukça ChatGPT daha güzel cevaplar verecek ama sonuçta en nihayetinde ezberci bir tool. Sadece bizim kurduğumuz cümleleri anlamlandırmaya çalışıyor. Daha sonra bizim yazdıklarımızdan anladığını kendi okuduklarından anladığıyla kıyaslayıp bize bir şey vermeye çalışıyor. Ne verdiğini kendisi de bilmiyor. O yüzden tüm işimizi emanet edebileceğimiz, güvenebileceğimiz bir tool değil. Ama iyi bir öğretmen çok güzel açıklamalar yapıyor. Bir şey öğrenmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. ChatGPT ile ilgili bir seri yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bu ilk sunumdu. Burada daha çok giriş ve mülakatlarda verilen testlerde nasıl kullanırızdı. Gördüğünüz gibi yine işin büyük kısmı bize düşüyor. Bilgi ve tecrübe olmadan ChatGPT ile bir şey yapmamız mümkün değil. Mütakip serilerde belki ChatGPT'nin muadil mesela Google Bard var, o da ChatGPT'ye benzer özelliklere sahip, benzer şekilde cevaplar veriyor. O da yetersiz ama Bard daha hızlı bir şekilde geliştiriliyor ve son sürüme erişme şansımız oluyor. Onunla kıyaslama veya günlük rutin işlerimizde nelerden faydalanabiliriz? ChatGPT'li kullanmanın mahsurlara dikkat edecek noktalar, best practice'ler, bu kısımları içeren bir seri halinde workshop yapmaya devam etmeyi planlıyoruz. Mümkünse ayda bir bu faaliyeti devam ettireceğiz. Evet. Bana ayrılan sürenin ben sonuna geldim. AVS'den kaynaklı olarak şu an son aşamada artık apply yaptık. Sonucu göremedik. Ama gördüğünüz gibi birçok yani Dockerfile ve Terraform dosyasında ciddi müdahalelerim oldu. Olması gerekiyor. Çok bariz hatalar var. Belki birazcık olsun gönlünüze su serpilmiştir. ChatGPT'nin işimizi elimizden alma gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz ChatGPT'ye işlerimizi nasıl yaptırırızdan çok verimliliğimizi ChatGPT ile nasıl artırırız? Bunun yollarını aramamız lazım. Ve biz de bu minvalde mütakip workshoplarımızı yapmaya çalışacağız. Evet, ben herkese katıldığı için teşekkür ediyorum. Bir sonraki faaliyette inşallah tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet, sorulara bakıyorum. Cevaplanmamış soru yok. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.